Herkese günaydın. Şimdi birazdan çıkacağız. O yüzden 5 dakikada falan hazırlanmam gerekiyor. Ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz tabii ki de. Öyle bugün bir vlog çekmeyi planlıyorum. Öyle şimdi öncelikle makyajımla başlayayım. Bugün bu sivitimi yeni aldım. Bu sivitimi giydiğim ilk gün. O yüzden biraz heyecanlıyım gerçekten. Maybelline'in bu Fit Me kapatıcısını kullanacağım bugün. Böyle. Bu sivitme hakkındaki videoda da şey yapacağım. Alışveriş videosu toparlıyorum. Parça parça alışveriş yapıp bunu da o videoya ekleyeceğim. O yüzden biraz sürebilir yani gerçekten. Evet, şimdi önce bu kapatıcıyı süreceğim. Hafif kahverengi bir, yani nasıl desem. Önce bu kapatıcıyı sürüp dağıtacağım. Sonra allık süreceğim. Sonra kahverengi göz kalemi süreceğim biraz. Sonra kahverengi rimel ve o kadar herhalde bugün. Öyle çok şey yapmak istemiyorum. Biraz da üzerinden şu Beaulis'in kapatıcısıyla geçeceğim. Kapatıcımı dağıttım. Bir de cumartesi buna benzer bir makyaj yaptım. Ve kimse makyaj yaptım anlamadı. Bu biraz tuhaftı çünkü cidden makyaj yapmıştım yani. Şimdi allığa geçiyorum. Clinique'in allığını kullanacağım. Çünkü daha doğal, kolay diyecektim. Daha doğal bir bitiş veriyor. O yüzden. Biraz da I am cold makeup'a benzesin diye şu göz kapaklarımı da sürüyorum. Evet, şimdi göz kalemi ve rimele geldik. Bu Lict'in, yani şu Gratis'in markasının kahverengi göz kalemini süreceğim şimdi gözüme. Evet, biraz eyelinerımsı oldu ama iyi bence, yani güzel, nice. Şimdi bu Sephora'nın kahverengi rimeli, bunu da sürüyorum ve bitiriyorum makyajımı. Evet. Kaç dakika olmuş? 8 dakikada tamamen hazırlandım. Şimdi kıyafetimi falan da göstereceğim. Geliyorum. Şu an böyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet, fitim bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir sivit seçim yaptığımı düşünüyorum. Bayıldım yani tek kelime, öyle aşık olmak. Buradan bayağı sivit alacağım gibi gözüküyor. Herkese hello. Pazartesiden beri video çekmiyordum ve bugün cuma. Öyle, şimdi videoya başlayabilirim. Şimdi dün o kadar yorgundum ki, dün zaten perşembeydi yani, işe gitmiştim. Yani o kadar yorgundum ki geldim işte 10 gibi geldim, yemek yedim. Sonra dedim hani biraz uzanayım. Sonra duş alırım. Uzandım, uyandığımda saat 6'ydı sabah. Şu anda 7:30. İşte 6'da kalktım, işte duş falan aldım. Sonra video editledim. Son videom bayağı izlenmiş ve çok şaşırdım yani. Çok mutlu oldum. Öyle. Şimdi cildimde ekstra bir kuruluk var. O yüzden bir bepanten süreceğim. Bir nemlendireceğim. Sonra saçıma da krem yağ sürüp hazırlanacağım yani. Kapalıca sürerim maksimum. Çünkü bugün kızlarla girls night tarzı bir şey yapacağız. Eğer isterlerse vlog da çekerim. Çekeriz yani. Öyle. Bahsetmiş miydim bilmiyordum, bilmiyorum. Bu hafta CNS'in, yani Merkezi Sinir Sistemi'nin ilk haftasıydı. Komitesinin ilk haftasıydı. Yani nöroanatomi gerçekten çok zormuş. Evet, nemlendiricimi sürdüm. Şimdi saçıma krem süreceğim. Sonra dişimi fırçalayacağım. Krem değil ya. Dişimi fırçalayacağım, geleceğim. Makyaj yapacağım. Ama fark ettiğiniz üzere biraz üşüdüm sabah. Çünkü hem sabah olması hem de duş aldığımdan kaynaklı. Üşüdüğüm için 100 kat giyindim yani. Bir de dün saçımı şöyle yap. Dün saçım cidden çok güzel olmuştu. Hani kıyafetim ve hani kombinim falan da çok güzel olmuştu. Keşke video çekseydim de. Yani cidden okuldayken o kadar yoğun oluyor ki, işte derse gir, derse çık, ders yoksa kütüphaneye git falan. Hani o hengamenin arasında video çekemiyorum. Yani ne zaman dersin başına otursam diyorum ah video. Ama kütüphanede olduğum için
Video da olmuyor. Öyle. Şey sıkıntısı çok yaşıyorum. Belki daha fazla video çekersem onu halledebilirim. Konuşurken tüm kelimeler, yani gerçek biriyle konuşurken tüm kelimeler birbirine giriyor. Mesela Türkçe tıp diyeceğim, tücrüt oluyor. Türkçe tıp yani. Veya IMFS diyeceğim, ayarım oluyor. Anladın mı? Anladınız mı? Yani çok, yani kelimeler biraz sıkıntı yaşıyorum konuşmada şu sıra. Yani ne diyeceğim, sürekli her şey birbirine karışıyor çünkü hani aynı anda birkaç tane şey düşündüğüm için muhtemelen. Ha bu arada bu Boombatır. Her zaman kullandığım şey. Ama videomu yeni görenler ve beni tanımayanlar için. Şey son videomun böyle cidden 490 dışı herhalde de yok veya 480 de en son. 480 izlenme olması hiç beklemiyordum yani. Çok çok aşırı garipsedim. Garipsemedim de aşırı sevindim yani. Bakalım inşallah bu benim için güzel bir başlangıç olur. Yani biraz daha nöro komitesinden bahsedeyim. Ya buna zor komite diyorlar. Cidden bu arada hani anatomisi başlı başına yetiyor ya. Ve cidden ben galiba üşüttüm. Yani üşümüştüm. Yani üşüyordum. Üşüttüm de yani. Çünkü şey dershanemizin karşısına, yani şey çalıştığım yerin karşısına şey açıldı. Espresso Lab açıldı. Ben de Espresso Lab'in gerçekten Amerikanolarını çok seviyorum. O yüzden Amerikanı içiyordum ama Ice Amerikanı içiyordum. O da böyle bir etki yaptı diye düşünüyorum. Little context if you care to listen. I found myself nedense bu komite yeni başlamış gibi değil de bu komiteye de 2 hafta kaldı, işte 3 hafta kaldı gibi hissediyorum şu anda. Çünkü bu sefer nöro diye muskuloskeletalden sonra böyle ders çalışmaya bir ara veremedim. Yani sadece araya hafta sonu girdi. O yüzden direkt hani sanki bu komitede de yakınmış da şey olacakmış gibi hissettiriyor. Bir de şey bu sıralar kulüp işleri falan yoğun maşallah diyelim. Güzel gidiyor. Biraz da ondan kaynaklı herhalde. Yarın şeye gideceğiz. Wonderfor'a gideceğiz. Bu işte küçük bir etkinlik. Küçük demeyeyim de. Yani bölge toplantısı kadar büyük değil. Ama normal yerel bir etkinliklere kadar da küçük değil. O yüzden onun için çok heyecanlıyım. Belki orada unutmazsam vlog çekebilirim. Öyle. Yani tüm hafta orada ne giyeceğimi düşündüm. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım yani. Seviyorum yani öyle etkinlikleri. Bayılıyorum. Hem o Wonderfor var. Ondan sonra şey var bir de. Ocağın başında, ocağın ilk haftası research workshop var. İnşallah Ankara'ya gideceğiz dediğim gibi. Şimdi ben bir dişimi fırçalayıp geliyorum. Herkese selam. Bu normalde bir haftalık vlog olacaktı. Hatta bir günlük vlog olacaktı. Ama her zamanki gibi olamadı maalesef. Klasik yani. Dilay yine klasik yine işler. Evet, bugün günlerden pazartesi 26 Aralık. Bu yılın son videosu olabilir muhtemelen. 2022'yi de kapatmış oluyoruz. 2022'nin başında video çekmeye başlamıştım. Şimdi de 2022'yi kapadık. Neredeyse bir yıl olacak. Ocağın ortası gibi bir yıl olacak. Ben video çekmeye devam edelim. Aramı bitirelim. O yüzden bir tatlı bir heyecan bastı içime. Evet, şimdi şu anda altıma gelirsek bu biraz bu videonun başından sonuna kadar hedefim bir sohbet videosu olmasıydı. Şimdi de o kısma geldik işte. Şu anda eve ben erken geldim ailemden. Ama başıma yolda neler geldiğini asla inanamayacaksınız. O yüzden anlatacağım şimdi. Şu anda şu falafeli yapacağım. Falafeli kızartacağım. Onun yağı ısınana kadar. Aslında ben fırında yapmak istiyordum ama fırın kağıdımız kalmamış. Ay keşke marketten alsaydım. Neyse fırın kağıdımız kalmamış. O yüzden kızartacağım. Ben bu falafeli file marketten aldım. Şimdi tadına bakacağım hem de denemiş olacağım yani. Beğenirsem alırım, beğenmezsem de daha almam diye düşündüm. Annemler gelene kadar işte ben bir şeyler alıştırırım diye düşündüm. Kendime yemek hazırlayacağım. Annem cidden mükemmel bir insan. Yani son kalan ton balığını aldığımı zannediyordum ama baktım
Canım annem yine gerekeni yapmış. Çok mutlu oldum şu anda. Son kanalını almamak cidden çok mutlu etti beni. Evet, şu anda falafeller kızarıyor. Şakasız cidden 5 dakikada hazırladım. Evet, pizzamsı şey yerine ton balıklı salata yapmaya karar verdim ama biraz farklı bir salata oldu. Acı sos koydum içine, yoğurt koydum, gördüğünüz gibi havuç var ve ton balığı koydum. Bu da falafelimiz, bu da kolam. Şimdi yiyeceğim bakalım, deneyeceğim yani nasıl olmuş. Antigens are covered, so it will, they will be used for binding to the receptors, but when it happens, it will be able to. And the infection can be neutralizing antigen. Okay. What happens here? Especially in the viral envelope protein, which are the ones that bind to receptors. There are many, many differences, divergences. And this is a limitation to develop an effective vaccine. In each person, the envelope genes are structured in a completely different way. That's why it's a limitation for the vaccine. Okay. Arkadaşlar selam. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir Fenerbahçe maçı vloglayacağım. Umarım maçı kazanırız. Bugün 27 Aralık 2022. Hatay Spor'la Fenerbahçe'nin maçı var. Evet. Stad'da. Kadıköy Stadı'nda. Öyle. Kızın üstünde kaldırayız. Abla kapının önüne bıraktım da ilaçları. Şey babaları. Tamam dur. Biraz çekin. Vallahi ilacını bilmiyorum abla. Kızlar ne verdi sonra bırak. Bırak. Ben soralım tamam. Şimdi. Hadi. Ne yapayım? Ne yapayım? Evet İslam abi sendeyiz. Evet. Adım İslam, soyadım Çalışkan. Çalışkan bir kişiliğimdir. Arkadaşlarım beni çalışkan kişiliğim. Baba İslam abi çalışkan bir kişilikle mi? 3-4 dakika sonra oradayım. Arnavutum. Hadi görüşürüz. Dua Lipa ile akraba. Dua Lipa çok yakınımdır. Bir bu çantaları bagaja koyacağız ha. Şimdi mi? Şimdi Taner'in oraya gittiğimizde koyalım ki. Arabaya sallanmak için. Tamam Taner abi gelince koyacağız yani değil mi? Evet. Tamam. Dua Lipa çocukken onun parkta sallanmış 4 lira vardı. Aferin sana. İyi sallarım çünkü. Baba bir şey söyleyeyim. İslam abi diyor ki ben çok çalışkanım. Çok çalışkan bir kişiliğim vardır. Evet. Doğru mu? Evet. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Kabiliyetli, yetenekli, lider ruhlu. Reis. Sıkıntı çözüm üretebilen. Aydın sıkıntının ta kendisi. Profesyonel. Biraz agresif. Sen kimsin peki? Sinirli olduğum söylenebilir. Sen kimsin peki? Haksızlığa karşı tahammülüm yoktur. Sen kimsin kim? Nasıl kim? Adın ne? Allah'ım bir kulu, fani bir insan. Kul Ahmet. La Kerim abi hadi yürü de. Nasıl hissediyorsun? Süper, inşallah yeneceğiz. Baba bunlar hakkında görüşün ne? Hepsi birbirinden güzel. Alalım hepsini. Taner.
arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. Videoyu hala kapatamadım. O yüzden artık bu videonun adı şey. Bu videonun adı şey. Bir de konuşabilsem. Evet arkadaşlar, fark ettiğiniz üzere hala videoyu kapatamadım. Bugün 29 Aralık Perşembe, yani yılın son günlerindeyiz. Bugün sabahtan dersim iptal olmadı. Sonracığıma öğleden sonra dersin saatimi değişmedi. Yani başımıza gelenler. Hala kayakam yatmadı bu arada. Bugün 29 Ekim. 29 Aralık ve hala kayakam yatmadı. Neyse, inşallah yatar. Şimdi hazırlanacağım. Bugün de iş günüm. Hani işe gideceğim bu akşam da. Öğrencilerimin seneye görüşürüz hocam şakası yapmasını bekliyorum, umuyorum. Yapmazlarsa ben yapacağım çünkü. Öyle. Şimdi makyaj yapacağım hızlıca, sonra çıkacağım. Saat ders ertelendiği için geç kalacakken kalmayacağım. Öyle. Şimdi şunu dağıtıp geliyorum. Evet, fark ettiğiniz üzere yine alnım alerji oldu maalesef. Şimdi bu Lichtin, yani Sephora'nın diyorum. Gratis'in markasının kahverengi göz kalemi numarası kaçmış? Galiba 101D2. Onu süreceğim şimdi, göz kalemi çekeceğim, geliyorum. Daha bu ulaştırdım. Şimdi allık süreceğim, bu Clean allığı. Dünyanın en güzel allığı falan olabilir, gerçekten çok memnunum. Bu dudak kremiyle, bu Flormer'ın 202 numarası. Bunu süreceğim önce. Sephora'nın gloss'unu süreceğim üstüne. Bu şekilde oldu. Herkese selam tekrardan. Bu videoyu fark ettiğiniz üzere hala bitiremedim. Ve bu gidişle gerçekten yılın son videosu olacak. Çünkü şu anda tarih 10. Yok, ne oldu ya? Saat diyordum, sonra 10 dedim falan. Şu anda tarih 30 Aralık. Yarın yılbaşı, yıl sonu. Sonraki gün de yılbaşı. Şimdi ben geçen sefer dedim ki cidden yılın son videosu diye dedim. Ama bir yandan içimden hani dedim ki hani ya işte başka bir tam gün videosu çekersem veya maç vlogu falan bir şey çekersem yılın son videosu olmaz dedim. Ama işte daha bırak maç vlogu çekmeyi, o videoyu bile tam net tek video yapamadım. Öyle. Biraz sorumsuzluk yaptım şu sıra. Öyle yani. Nitekim bu video gerçekten yılın son videosu oldu. Demek ki size de bu şekildeymiş. İnşallah yılın ilk videosu şeklinde sarkmaz da. Öyle. Yani. İşte cidden şimdi. Öncelikle şey merak ediyorum. Bu videonun kaç dakika süreceğini. Biraz beynim durdu fark ettiyseniz. Bu video acaba kaç dakika sürecek ve editlemesi ne kadar sürecek? Bu ikisini çok merak ediyorum gerçekten. İşte şimdi eve gidince bu videoların hepsini birleştireceğim, editleyeceğim vesaire. Normalde bu video bu kadar sarkmazdı yani, ama şöyle bir şey oldu. Ben bilgisayarımı diğer evde bıraktım. Diğer eve, babaannemlerde bıraktım eve dönmem diye. Babaannemlere geri giderim diye. Ama sonra eve geldim ve bilgisayar orada kalınca Elif işte yattı yani, yattı. Battı balık yer gider. O yüzden editleyemedim, anlayacağınız üzere. Editleyemediğim için paylaşamadım. Paylaşamadığım için bu son videosu olarak gerçekten kaldı. Ama en azından sözümün eri oldum bir kere. Çünkü mesela bazen diyorum ki şunu yapacağım, onu yapmıyorum. Mesela özellikle yemeklerde oluyor bu. İşte diyorum hani şu yemeği hazırlayacağım, onu hazırlayamıyorum. Çünkü bazen malzeme olmuyor, bazen üşeniyorum. Öyle. Yarın için heyecanlıyım. Otobüs bekliyorum ve otobüs de geldi.